Zaten beni yeterince seviyorsun. Hani bu kadar sevgi yeter dedim. Ahmet dedi parayı pulu falan ne önemseme dedi. Zarfla para alan tek oyuncu bendim mesela. Anelka zaten torbayla çıkıyordu. Ben bir hikaye anlatabilir miyim? Onunla ilgili de kısa bir anket açar mısın benim için? İçeriye gitsin hemen bu söylediğin abi. Sen söyle ben. Söyleyeyim hemen gitsin. Evet. Çok merak etmişimdir onu. Tamam. Ben 2002 Dünya Kupası'na seçildiğimde Fenerbahçe'de 21 yaşında 16 gol attım. Dünya Kupası'na gittim ve bonservisim elimde. O zamanki Serhat Akın 16 gol atmış ve bonservisi elinde. Şu an bizi izleyen 1000 kişiye soruyorum. Kaç paradır değeri geri dönüşünde yani? Mesela kaç... 2002 yılında Serhat Akın'ın bonservis... Ve Dünya Kupası'na gidiyor. Dünya üçüncüsü olup geri geliyoruz. Bonservisim elimde. Mesela Şu an olsa ne kadar Başkan Az olurdu Yıldırım tabii. beni nasıl karşılaması gerekiyordur? Ve hani benim şeyim nedir mesela hani marka değerim. Piyasa değerin. Piyasa değerin, aynen Ya ben piyasa değerin. mesela bir rakam oynadım ya 2 sezon. Bonservisine dedi. Sonra geri geldim. Tabii ki başkan kucaklarını açmadı. Dedi ki bana şimdi ben tabii ki şey bir beklentim de yok. Başkan ne diyorsa o ama hani en azından şey mutlu geldim. Çünkü hani Dünya Kupası'da üçüncü olduk. Hani gurur verici sonuçta Fenerbahçe'de 21 yaşında oraya seçildi. Nasıl Arda Güler seçildi Evet. hepimiz gurur duyduk. Onun gibi bir şey. Başkan dedi ki Serhat kısa keseceğim ben dedi. Aldığın 2 senedeki aynı rakamı 3 sene kontrata bıraktım. Bunu dedi imzala ya da dedi seni daha çok severim dedi. Ben dedim ki başkanım zaten beni yeterince seviyorsun. Hani bu kadar sevgi yeter dedim. Ben dedim aynı şeyi imza Ben bu atayım. sevgiye layık değilim. Evet bu kadar fazla sevgi oldu bu. Ben yine 3 sene aynı parayı imza attım. Ben zaten ne yaptım anlamadım. 5 sene oynadım. Öyle kaldı yani. Bak ne yazmışlar. Mehmet Metoğlu 12 milyon euro demiş. İbrahim Diler 45 milyon euro demiş. 25 milyon euro var. 20-30 bandı demiş Serdar İnci. Umut 15-20 İnal da bandı. 20 TL atmış. O bir mesaj mı yoksa onu anlamadım. Sanki bir mesaj gibi aldım. Ha? 20 milyon euro mu demek istiyor acaba? Ben anlamadım tam da. Ahmet Erdoğan 12'den fazla vermem demiş abi mesela. 12. 12'den. 12 de yani şu anda 12 de 12, yani. 12 milyon Okey euro. yani. Ha, İrfan 11 ise 12 ise iyi değil mi yani. yani? Biz 12 okeyiz. 20 ama yani 15-20 bandında, 20-20 15-25 bandında gidiyor. Şu 15-20 yani 15-20 bandında bir futbolcu da ne bileyim 1,5 milyon euro ölürse imza atar değil mi Maaş atar senelik? tabii, atar. Atar. Düşün yani ben 3 kat altına imza attım. Başkanın çok sevdiğinden dolayı. Böyle bir şey Düşün yani bir de az sevse Allah'tan çok seviyordu bizi. Ya benim başkan yani 5 sene boyunca neredeyse her Ben gün benim seviyordu. yaşadıklarımı anlatmayayım ben gülersin o zaman. Yani senin zaten senin çok karışık. Kim kalsın kim gitsin Bizim belli için mi? O para mara dursun falan bu gitsin. değil. Ha? Sizin daha da karışık tabii ki. Ya tabii o dönemde de hani sizin 100. yıl kadrosundan sonraki dönemde aslında birazcık sıkıntılar başladı değil mi Ahmet abi? Ben bildim bileli hep sıkıntı vardı. Ha, ekonomik anlamda diyorsun. Tabii hep her zaman vardı. Yani biz şöyle ben zaten Beşiktaş'ta hiçbir zaman böyle büyük paralara falan ne oynadığım da yok. İlk geldiğim sene nasıl imza attım biliyor musun? Hemen kısa gene anlatayım. Anlat abi. Menajerim vardı o zaman. İşte ismi önemli değil. Demek ki artık görüşmüyorsunuz. Ya işte Yok ya, espri yapıyorum ya. Abi imzayı atacağım. Beşiktaşlıyım ben. Anlaşamıyor menajerler. Ama ben imza atmak istiyorum. Beşiktaşlıyım. Ondan sonra bir şekilde anlaşamıyor menajerlerle. İşte o zaman Fahrettin abi vardı. Fahrettin Cüroğlu. Onunla görüşülüyordu. En sonunda beni başkan çağırdı odaya. Orada bir özel odası vardı. Aldı elimi tuttu. Elleri böyle titriyordu. Ahmet dedi parayı pulu falan ne önemseme dedi. Sen şimdi dedi bu rakama imza at dedi. Elimi de tutuyor tamam mı? Yeri geldiğinde sen performansı arttırdığında ben gereğini yapacağım dedi. Ya dedim işte başkanım ben parada problem yapmıyorum. Menajerler yapıyor o bu şu. Ama dedim ben Almanya'da doğdum büyüdüm ya dedim. Mark şey ben Türk lirası hiç kullanmıyorum. Aldığım gibi işte Almanya'ya yolluyorum işte aileme falan filan dedi. Türk lirası at dedi ya. Neyse gittim. Kocaelispor'da aldığım paranın altına imza attım. Beşiktaş. Bak yemin ediyorum altına. Fırsat transfer. Bak. Bak yemin ediyorum şuradan çıkmak nasip olmasın. Tam 100 bin mark o zaman çevirdiğimde TL'yi. 1 milyon TL'ye imza attım ya o zaman. İyi para. Bak 1 milyon TL. 2000 yılı. Hayır ya 99 yılı Süper para. 1 milyon TL. Bak gerçekten. 1 milyon TL'nin hemen 100 bin TL'sini menajere verdim. Kaldı 900 bin TL. Abi
Devalüasyon oldu mu? Tabii paranın değeri kayboldu. Bir gece de bank oldu euro ha. Abi benim 900 bin TL zaten yarısı maç başı. 90 bin TL falan bak, oldu. Yarısı maç başı. Performansım süper. İlk senem 21 gol o bu. Artış hiç yok. Mark böyle oldu, şöyle oldu, hiçbir şey yok. Abi ben orada bedava oynadım. Tabii bedava oynadım ya. Ondan sonraki senelerde aynı şekilde oldu. Yine TL bazında, yine bilmem ne. Hiçbir zaman da parayı pulu şey yapmadım. Ama o zaman da sene sonu bittiğinde bize hep senet verirlerdi. 6 aylık senetler. Geri kalan birazcık bir para ödenirdi. Geri kalan parayı önümüzdeki seneye alırdım. Sezon başında. Geriden geliyor yani. Hep böyleydi Beşiktaş'ta. Hiçbir zaman da para problemi yapmadık. O daha büyük işte yaptıkları daha da önemli oluyor zaten bu ortamı anlattığı hayır, zaman. Hayır şimdi öyle yapıyor diyor ya Ahmet. Onun yanında bir de performans da veriyor. Tabii performans yani veriyor. Yani şimdi yok yani ben para almıyorum baba, birazcık da böyle yatayım. Dinleyeyim gideyim bir Nusret'te eteyim öyle bir şey yiyemiyor yok. Yiyemiyor zaten. Ben Nusret yok. Hayır bak yiyemiyor da zaten. Bana yani, söylüyorlar ya performansın şey yaptığı zaman artacak diye. Ben bir kere gidip de yönetime ya benim performansım arttı. Bana şunu verin de demedim. Onlardan bekledin tabii ki. Ya abi hiç beklentim yoktu ya parada. Yani ben gerçekten futbol bizim, oynamayı bizim seviyordum. O yıllarda Ahmet arma daha ağır basıyordu ya paradan. Ya yani, benim ne olaylarım yani, üzülerek oluyordu. Söylüyorum ya. Bunu aslında bak, maalesef öyle. Yani. Yani aslında profesyonellik bu. Sinan abi çok iyi bilir zamanında. Ben neler yaratıyordum ya ben estiriyordum. Bak yemin ediyorum beni kimse tutamıyordu orada. Lucescu diyor ki bana ya bu maç işte Lazio maçı şöyle şöyle yapacağız. Sen oynamayacaksın. Tek santrafor ilan. Ben gelmiyorum o zaman diyordum. Ya parayı pulu falan hiç düşünmüyorum. Bana oynamıyorum dedi. Oynamıyorum var ya. Oynamama şeyi bana o kadar çok koyuyordu ki. Ya sanki hani birisi benden çok iyi olur, hak eder, oynar. Amenna. Hiçbir şey demem. Ya benim hak ettiğim şey oynamak diyordum. Sen beni eğer oynatmayacaksan ben yedek kulübesine oturmam diyordum. Gitmiyordum. Hep Sinan abi beni zar zor böyle çevirip falan ne böyle durumlarda hep o beni kontrol ederdi. Onun yaptığı hayır, işte yani çok tabii. Şunu demeye çalışıyorum. Yani bizim için gerçekten sen şimdi de keza ya aynı dönem şeyiz. Para çok fazla önemliydi. Biz oynadığımızda başarılı olalım. Taraftar bizi sevsin, taraftarımızı mutlu edelim, kulübümüz başarılı olsun. Hep bunları şey yapar. Ama abi artık paranın bu kadar yüksek olduğu yerde önemli başka değil ki abi. Şimdi isimleri önemli değil işte. Bir tane futbolcu Galatasaray'da adam 64 senelik imza bilmem kaç milyon euroya. Adam ne kadroda 3 tane maçı yoktur. Ama o garanti parayı alıyor. Adam alıyor. Bütün 7 sülalesinin parasını kazanıyor. Ya ben mesela benim diyorum 5 senelik oynadığım periyotta zarfla para alan tek oyuncu bendim mesela. Zarf. Yani mesela gidiyorduk işte imza atıyordun, maaşını alıyordun ya mesela hani bize nakit veriyorlar. Az anlamında demek istiyorsun. Ya düşünsene şimdi. Zarf asılıyordu ya. Yani. Herkes sana en azından zarf bize senet veriyorlardı. Daha kötüymüş abi. Şimdi zarf da yani. Zarf da mektup zarfı. Yani hiç şey bakıyordum. Şimdi Volkan Balın için imza attığı alıyor ya mesela. Şimdi işte herkes alıyor mesela. Torbalarla şeylerle. Çuvallarla ben geliyorum torba nerede diyor. Torba çuvalla böyle gidiyor. Anayasa zaten torbayla çıkıyordu. Şey gibi. Çuvalla biz bir de destek atıyorduk. Arabaya 3 kişi götürüyorduk. Ondan sonra. Araba bagajına falan. Neyse ben geliyordum. Bakın abi torba nerede diyordum. Abi ne torbası dedim. Bitti torbası. Benim zarfı ver ben gideceğim. Zarf benim bir şey yok yani. Benim mobil ya daha kolay. Tabii canım benim rahat. Peki. Ondan sonra ama güzel günlerdi ya. Ağzınıza sağlık abi.